Göknam Mete kimdir? Babam dedi ki ya bu ev ya tiyatro. Canı sağ olsun babacığım. Hakkını helal et. Eyvah dedim Gökhan. Senin macera başlamadan bitti. Ben sahnede bir gördüm bunları. Ben başka bir iş yapmam dedim. Lakin kötü oldum gene. Güle güle abi dedi. O yolcu etti beni orada. Sen dedi şehir tiyatrosuna müracaat ettin mi dedi. Yok dedim. Hemen dedi. Niye ne dedim orada ne işim var ben orada dedim. Bursa Halkevi Oda Tiyatrosu. Gökhan sen misin dedi. Ne oldu biliyor musun? Bütün şey boşaldı bende böyle. İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Duayen tiyatrocu, hayatı tiyatro olan bir beyefendiyle beraberiz. Hepinizin yakından tanıdığı Gökhan Mete abimizle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız bir şey düzelteyim. Herkes beni Gökhan Mete diye tanır, değil mi? Evet. Benim adım Göknam. Öyle mi? Tanrı ekmeği. Göknam. Nan, ekmek. Göknam, he, nan gibi değil mi? Dedem evet koymuş. Sonra babam dedi ki, rahmetli ortaokul dönemindeydi. Ya bunu pek akıllı kalıcı bir isim değil dedi bu dedi. Şunu değiştirelim, yapma dedi. Gökhan yapalım bunu dedi. Dedim nüfus cüzdanı, işletirim ben onu yaparım. Yapmadım. Ama Gökhan olarak kaldı benim adım. He, nüfus cüzdanında Göknam. Göknam. Bütün evraklarda Göknam'dır. Resmi yazışmalarda Göknam'dır. Ama pratikte Gökhan diye. Şu an yepyeni bir şey öğrendim. Evet. Evet. O zaman şöyle soruyu düzeltelim. Göknam Mete kimdir? Göknam Mete. Ben 1945, daha doğrusu 44 Kasım'ı Hozat'ta doğmuşum. Hozat neresi? Tunceli. Tunceli. Dersim yani. Oo. Orada doğmuşum. Babam orada karakol komutanıymış. Hatta Gözün Özyağcıların babası da babamın komutanıymış. O kadar. Öyle. Neyse. Tabii İstanbul'a gelene kadar Şubat ayında benim ne derler nüfus cüzdanımı çıkarmışlar. İşte Göknam Mete öyle. İlkokula başladık. Ben şimdi tam hatırlamıyorum 3. sınıfta kitap okumaya. Yani tonlayarak roman okumaya, hikaye okumaya. O zamandan tonlama başladı. Babam şey dedi hatta, bunu dedi konservatuvara yollayalım, tiyatrocu yapalım. Ben de yok, ben arkeolog olacağım. Aa. Çünkü tarih dersinde çalışmazdım ben. Hocayı dinlerdim. Tamam. Fakat daha sonraları ortaokuldayken Molière'in hastalık hastası okul tiyatrosunda çalışılıyor. Ercan diye bir arkadaşım vardı, sınıf arkadaşım. Sağ olsun Allah selamet versin, öldüyse rahmet olsun. Dedi ki ya Gökhan ben dedi tiyatro kolundayım dedi, oyunda oynuyorum dedi. Dersler de pek iyi değil dedi, sen oynar mısın dedi. Orada da biz de basket oynuyoruz bahçede, Bursa'da. Peki dedim oynarım, gittik. Necmettin diye bir Türkçe hocamız vardı. Bayağı iri yapılı böyle. İşte o bana bir takım şeyler sordu. Ben de cevap ver tamam dedim. Oynadım. Fakat ben o güne kadar hep köy, kasaba kasaba dolaştığımız için ben tiyatro nedir, nasıl bir şeydir de bilmiyorum. Baba mesleğinden dolayı. Evet. Çünkü 6 ayda bir yer değiştiriyoruz biz. 6 ayda bir tam etrafa ısınacağım. Rahmetli hanım eşyalar hazırla gidiyoruz diyordu. Sonra çok düşündüm niye böyle diye. Ve o atamalar beni okuldan soğuttu. Tabii. Okuldan soğuttu. Sonra buldum. O dönemlerde Cumhuriyet işte yeni kurulmuş edilmiş. Bu tür insanların kanun adamlarını yere edinip çok açıkça söyleyeceğim. Rüşvet almaları, etraf edinmeleri, arazi sahiplenmeleri olmasın diye tayin çıkartıyorlar. Devamlı. Ve dikkat ettim benim dönemim oyuncu arkadaşların, şimdi sıkı durun, %80-85'i asker ya da polis çocuğu. Öyle mi? Evet, benim cehennemin elemanlarının %80-85'i asker ya da polis çocuğu. Tuhaf bir şey ama böyle. Allah Allah. Neyse, işte geldik Bursa, ben o oyunu oynadım falan. Derken bir gün dediler ki tiyatroya gidelim. Devlet tiyatrosuna, Bursa Devlet Tiyatrosu'na. Hadi gidelim, gittik. 4 albayın aşkı oynuyor, Peter Ustinov. Suat Taşer, Yalın Tolga, Halim Varalalı, Semih Sergen. Ben sahnede bir gördüm bunları. Ben başka bir iş yapmam dedim. Bu kadar. O arada da kendimle oynadım yani. Sözüm bana tiyatroda yaptım. Bir sahnenin tozunu aldınız yani. Yuttuk o tozu. Yuttuk bana. O toz bitti. Tamam dedim ben. Okuldan soğudum mu? Tiyatro. Bırak okul. Babam dedi ki o zaman çalışacaksın. Hatta pardon onu da söyleyeyim. Mahsur yok benim için. tiyatro yapmak adına evden kaçtım. Rahmetli Alpay Izer'le, aynı sınıf okul arkadaşım o da benim. Bursa Türk Kültür Derneği'ydi. Halk evleri kapanmış, evet, kültür dernekleri açılmıştı. Sonra tekrar biz girdikten 1 ya da 2 sene sonra halk evi oldu oraya. Evden kaçtım. Yağmurlu bir geceydi çünkü. Geldi rahmetli sana. Buldular beni neyse filan. Çalışmaya başladım ben. Bir desinatör yanında. Hmm. Allah rahmet eylesin Ekrem abi. Ben okulu bıraktım ama esas okul orası oldu. O atölye oldu. Müthiş. Gelen gidenler mesela tanıdık isim söyleyeyim. Atol abi, Atol Beramov. Oo. Haluk Şahit, başka Orhan abi vardı. Doğan kardeş yayınlarının müdür, genel müdürü vardı. Orada biz başladık işte Panaystrati, Steinbeck. Orada da oyunlar oynuyoruz. Demin anlattım arabada gelirken ya. Sıça kümesi oynuyoruz. Evet. Ben de Jim'i oynuyorum. Rahmetli Alpay Izer Tom'u oynuyor. Rahmetli Güzin Çorağan da Laura'yı. Aysel Güse de o sonra amatör, o memurdu zaten. Ateşli ateşli sahneye çıktım ben o gün. Şu 38 derece dediniz bayağı artık. Evet evet, 38 derece ateşli. İşte orada bir koltuk vardı, onu oturdum. Haldun Dormen seyrediyor dediler. Haldun abi. Geldi, oturdu. Bir övgü bir övgü. Ben dedim ki tamam biz olduk. Ama o çok etkiledi beni. Ve bunun neticesinde Alpay İzer'de konservatuvar imtihanlarına gitti. Kazandılar. Ben girmedim de. Sonra bana şey geldi. Rahmetli Nevza Şenol. Gökhan dedi Ulvaraz eleman arıyor. Gel. Şimdi benim çocukluğumda tiyatrocu olayan babam, provaya gideceğim cebimde para yoktu. Çalışmıyorum, etmiyorum. Ya. Dedim ki baba yol parası verir misin dedim. Para mara yok dedi. Aa, yürüyerek mi gidiyordun? Emirgan'dan Karaca Tiyatro'ya yürüdüm. Mesafe ne kadar? Karaca 12 kilometre. Gittim, girdim tiyatroya. Rahmetli Kemal Bekir, Müjdat Gezen, Ali Poyrazoğlu, Ahmet Göknam, Tolga Teyin. Buyurun dediler, tekstiniz bu. Perşembe günü bekliyoruz sizi. Peki, ben çıktım, Beyoğlu'nda dolaşmaya başladım. Arkadaşlara bakıyorum, dönüş yol parası alacağım. Buldum. Sen dönüşte arabayla döneyim. Evet, 2,5 lira aldım arkadaşlardan. 125 kuruştu Emirgan Taksim. Gittim, ben yumuldum tekste, ezber. Bu sefer annemden istedim parayı. Gittik tiyatroya. Hoş geldin, hoş bulduk. İşte tanışma faslıdır. Dedi ki sahneye buyurun. Ben teksti bıraktım. Yürüyorum. Kemal bir dakika dedi. Gökhan dedi. Tekst ezberim efendim dedim. Adam böyle bir kaldı. Çıktık sahneye Ali Poyrazoğlu'la karşılıklı. Ali'nin elinde tekst, bende yok. Birdenbire bir ses. Kesin provaydı. Eyvah. Ulvi Hoca'nın sesi giriş kapısından geliyor. Bizim de ramp ışıkları yandığı için görmemiz imkansız. Evet. Baktım geldi. Onun rahmetinin bir huyu vardı. Prova yaptığı zaman oynayacağı role kıyafetini giyer öyle çıkardı sahneye. Öyle bir özelliği var. Evet öyle geldi. Eyvah dedim Gökhan. Senin macera başlamadan bitti. Geldi. Kimdir bu arkadaş? Ben Gökhan Mete. Nereden geliyorsun? Bursa Halkevi Oda Tiyatrosu dedim. Emin Gümüşkaya ve Selami Şahin ondan. O şarkıcı Selami Şahin. Anladım anladım. Tanımsın evet arkadaşlarım dedi. Bu dedi teksti ne zaman aldın sen dedi. Salı günü aldım efendim dedi. Ben, utanın lan dedi. Aynen böyle. 52 gündür dedi prova yapıyoruz dedi. Hiç unutmam. 52 gündür dedi. Adam dedi 2 gün içinde ezberlemişti. Müthiş. Devam dedi. Oh baş öyle gitti derken sezon sonuna doğru dediler ki benim askerlik meselem de var çünkü. Yani askere gideceksin evet. Hallederiz demişlerdi ama Gürol Gökçe vardı rahmet. Televizyoncuydu. Onu almışlar falan. Neyse ben askere gittim. Tabii orada Silvan'a. Gölgede 44 derece. Gölgede 44 derece. Gölgede 44 derece. Orada seçmelere geldi. Bir astsubay geldi Kadir Başçavuş diye. Tiyatrocu var mı dedi. Askerde mi oluyor? Askerde. Oh. Elimi kaldırdım. Nereden dedi. Ben dedim Ulvara sonra dedim Lale Oral. Sen dedi şöyle ayrıl bakayım dedi. Derken oradan bir arkadaşla 6 kişi mi ne? Biz ayrıldık dağıtımda Ankara'ya. O ara Kıbrıs olayı patlak verdi. Biz elbiselerle, sırt çantasıyla yatıyoruz. O kadar. Yani hazır. Neyse bizim baktı bir akşam dediler kalkın bakın hadi gidiyorsunuz Ankara'ya. Biz gülü oynaya, jemsellere bindik. Trene oradan Ankara'ya geldik neyse. Rahmetli Erol Amaç. orada. Aldılar önce bizi güvercinlikte bando şeyi var. Oraya götürdüler bölüğü. Benim de ilk gün kışlık elbiselerimi çalmışlardı. Bana bir tane eski püskü bir şey verdiler. Tabii o artı 44 dereceli benim dudaklar böyle çatlamış. Saçlar 3 numara. Kaşlar da güneşten iyice sararmış etmiş. Tanınacak halde değilim yani. Erol Amaç geldi. Ey Allah dedim be, yaşadık. Şimdi gözünün içine bakıyorum. Tanıyor beni ama tanımıyor. Sen nereden? Ben hiç Lale Oral falan demedim. Bursa Halkevi Oda Tiyatrosu. Gökhan sen misin dedi. Ne oldu biliyor musun? Bütün şey boşaldı bende böyle. Bu ne halde? Aldılar bizi götürdüler. 2 sene askerlik öyle geçti. Buraya döndüm İstanbul'a. Babam devamlı şey diyor bana. Oğlum bir memur ol. İş bul. O bana iş buluyor ilanlardan. Ben kötüye gitmiyorum. Beyoğlu'nda dolanıyorum. Almışlar benden önce böyle filan. Neyse işte dediğim biraz önce Nevza Şenol geldi götürdü. O da bitti. Askerlik de bitti. Geldim. Ne iş yapacaksın dedi. Tiyatro yapacağım. Babanıza mı diyorsunuz? Evet tiyatro yapacağım. Bekledi yok. İş yok. Kardeşim rahmetli matbaada renk ayrımcıydı, film afişi yapardı. Beni oraya, onun yanına verdiler. İki kardeş gidip geliyoruz. Ama ben bir gün atölyede karanlık odanın kapısı çalındı. Biz işi hallettik kardeşim. Gökhan dediler, sana telefon ver. Açtım, alo buyurun. Erdoğan abi, bizimkilerin kel kafası. Erdoğan Tuncel. Onu Lale Oral oldu yaklaşık. Gökhan ne yapıyorsun dedi. Abi dedim işte kardeşimin yanında çalışıyorum. Ben de seni Dostlar Tiyatrosu'ndan arıyorum. Evet. Oynar mısın dedi. Ahmet Mekin oynuyor o rolü çünkü. Turneye gelemeyecekmiş. Kardeşime baktım. İnanmayacaksın. Benim yakası küklü bir paltom vardı. Elinde tutuyor. Bakinik yatı oldum gene. Güle güle abi dedi. O yolcu etti beni orada. Neyse girdim. Yanınızdaymış yani. Ne güzel. Dedim ki böyle. Babam dedi ki ya bu ev ya tiyatro. Canı sağ olsun baba dedim. Hakkını helal ettim. Annem babamın ayaklarına kapandı. Onu bıraktı benim ayaklarıma. Gitme oğlum diye. Ablam dedi ki rahmetli ona. Bırak anne dedi. Bu çocuk çocukluğundan beri dedi bu işi istiyor dedi. Yaşım 26. Öylece evden kovuldum. Gittim. Nihat Kahveci diye bir arkadaşım. Onu misafir etti beni sağ olsun. Ben oynamaya başladım. Bir hafta sonra bir telefon kız kardeşimle. Rengin en küçüğümüz. Abi dedi annemle babam oyun seyretmeye gelecekler dedi. Aaa. Bir hafta sonra. Şimdi rahmetli Turgut Boral'ın bir lafı vardır. Her yer tiyatro, Elhamra sineması asla. Çünkü Elhamra sinemasında oturduğunuz zaman en öne, sahnenin yüksekliği oturduğunda buradadır. Böyle seyredersin oyunu. Dedim ki gişeye gittim bana dedim 4 ya da 6. sıradan 2 kişilik yer. Tabii dediler ben de. Şimdi oyunu seyretti zannetmiyorum seyrettiğinizi. Enteresan bir şey. Turan Selçuk karikatürlerini çizmişti. Biz de o karikatür panolar. Yani para şöyle dur. Burada 1 mil var. Burada da 1 mil var. Önde karikatür var. Macit Koper de takdim ediyor. Oyun babası elinde zil. İsmini söylediği dekoru itiyorsun panoyu. Karikatür arkaya dönüyor. Sen önde kalıyorsun. Sıra bana geldi. İşte abilerin abisi şudur budur. Abdülcammaz abimiz dedi. Ben panoya gittim, çıktım. İlk gördüğüm şey, annemin yeşil gözleri hareli ağlıyor burada. Oyun bitti. Ben aşağı inmiyorum. Tiyatroda kalacağım o gece. Biliyorum ki babam ve annem orada bekliyor beni. Teknisyen arkadaş geldi. Gökhan bekliyorlar, in dedi. İnmiyorum. Peki, indik. Elini öptüm babamın. Benim başım yerde. Kaldır başın dedi babam. Bir tek şey söyleyeceğim sana dedi. İşini çok iyi yapıyorsun. Ama memleketi yanlış. Bunu söylediğinde tarih 1973. Cümle bu yani. Bir daha tekrarlar mısın? 1973. İşini çok iyi yapıyorsun ama memleketi yanlış. Biraz bir gerçek payı vardı. Çünkü o sadece oradan para kazanabilirsin. O da işte kiran ve yediğin içtiğin hiçbir şeyin birikimin olamaz. O zaman ne televizyon var mı ne sinema var. O böyle bitti. Ne zaman eve geleceksin dedi. Aradan dedim biraz geçsin olayı. Yani gittim tabii. Şimdi işin enteresan tarafı, ben hemen bir tek Nisa Serez'de tiyatrosu hariç bütün özel tiyatrolarda çalıştım. Bir gün boşluğum var, abimin lokantası var. Tevfik Gelenbe çağırmış beni. Ona da gittim. Abimin yanında çalışıyorum, hani boş geçmesin günüm diyor. Ona da gittim, döndüm. Derken işte yazdı, kardeşimin, benim küçüğümün hanımı Almanya'da çalışıyordu. O uçakla gelecek, onu karşılayacağım. Dedi ki baba sen git diyor. Peki gittim, bekliyorum, bak uçak derken bir anons İtalya'dan bilmem ne uçağı indi diye. Ben de gittim oraya, kapının dibinde duruyorum böyle. Kim geliyor, kim çıkıyor? Ali Taygun rahmetli. Gökhan ne işin var senin burada dedi. Dedim ben yengeyi bekliyorum. Gel şöyle kenara dedi. Çıktık. Ne dedim hayırdır? Sen dedi şehir tiyatrosuna müracaat ettin mi dedi. Yo dedim. Hemen dedi. Niye ne dedim orada ne işin var benim orada dedim. Muhsin Ertuğrul geldi Gökhan dedi. Dışarıdan oyuncu istiyor dedi. Hepimiz müracaat ettik. Derhalde de bu akşam yat, yarın dedi müracaat et. Peki dedim. O gün de tuhaf, yenge hanım gelemedi. Ben doğru eve aldım kağıdı, kalemi elime başladım. CV doldurmaya. Ne yapıyorsun sen dedi babam. Dedim, baba, böyle böyle Muhsin Ertuğrul gelmiş. Şehir tiyatrosunun başına dedim. Dışarıdan oyuncu istiyormuş dedi. Orası dedi devlet dairesi mi dedi. Evet dedim işte baba belediyenin. Han dedim şu benim daktiloyu çıkar bakayım sen dedi. Oo direkt. O jandarma olduğu için evet. İstidadı bilmem neydi şuydu. Gayet iyi bir doktordu. Şık 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 benim özgeçmişimle. Yazdı her şeyi. Bir de dedi ki al bunları dedi. Aldım. Bir zarfa koyduk. Hanım dedi benim iskambil kağıtlarını ver bana dedi. Şeyde sıkı durun. Annem hucum derdi babama. Ama hucum dedi sen dedi buna dedi yeminlisin bakmamaya. Bunun için bakacağım dedi. Verdi. Karıştırdı kağıtları böyle. Kes dedi. Kestim ben de. Açtım. Oraya gideceksin. Seni dedi biraz bekletecekler Gökhan dedi. Evet. Sonra dedi oranın dedi en büyük adamı dedi. Seni kabul edecek dedi. Evet. Mesainin bitimine 5 ya da 10 kala dedi. Senin her işin bitecek ve seni dedi kabul edecekler dedi tiyatroya. Ve bu arada dedi senin dedi seçeceğin oyunda dedi. Evet. Bir kadın ve bir erkek oyuncu dedi. Hiç unutmam. Ekarte edilecek dedi. Çıkarılacak anlamında. Ben diyorum içimden şimdi. Neyse sabah oldu. Aldım ben zarfları. Doğru tiyatroya. Dedim, Aslan abiler Ahmet Erdoğan Gemicioğlu. Vay Gökhan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne? Aman dediler çok iyi yaptın ya. Şimdi dediler hocanın yanında. Müşfik Kenter var. Çıksın. Görüştüm. Derken birisi çıktı. Tunç Yalman. O da rahmetli oldu. Bu arkadaş kim dedi. Dedi işte Gökhan Mete buraya mı? Özgeçmişinize verir misiniz dedi. Verdim. Şöyle gülüyor. Bir de şöyle baktı bana. Bir dakika dedi girdi. Çıktı. Müşfik çıkıyor dedi buyurun dedi. Girdim. Müşfik veda etti Muhsin Hoca'ya. Ben, Tunç Yalman ve Hoca karşılıklı kaldık. Böyle yaptım. Bombu dedi. Sesi böyle cılız sesle. Evet. Ne istiyorsun dedi. Ben dedim çalışmak siz dedim dışarıdan oyuncu almak için dedim. Çağırmışsınız Ali Taygun dedim sağ olsun. Beni haberdar etti. Eğer dedim izniniz olursa sizinle çalışmak istiyorum dedim. İyi iyi dedi. Hemen işini görün bunun dedi. O anda saate baktım. Mesainin bitmesine 10 dakika var. Allah Allah. Tam denge babanızın dediği. Aslan abi alın bunu dedi. Derhalde dedi yukarı dedi imzalatın mühletin getirin aşağı dedi. Gel. 5 dakika kala ben kabul edilmiştim tiyatroya. Şimdi ben bekliyorum. Bir kız bir herif. O tuttuysa. Diyor ya. Telefon çaldı. Aslan abi açtı. Ne yapayım ya? Yoldayın gitsin dedi. Gökhan sen hangi dedi grubu istiyorsun? Abi dedim mümkünse Ali Taygun'un grubuna ver dedim. Hah dedi bak iyi oldu bu dedi. Şimdi dedi o gruptan Süleyman Balçın gitti dedi. İstemiyormuş dedi. Bak gene tüylerim diken diken oluyor. Yok dedim artık bu kadar demeye kalmadı bir telefon daha. Allah var. Ne var? Ne yapayım birader? Yollayın gitsin. Ne oldu abi? Selakçalı. O da çok yakın arkadaşımdır. Dedim Selakçalı. O da dedi Ali Taygun'un grubunda dedi. Burada yapamayacağını söyledi. Çekti gitti dedi. Allah Allah. Babanızın her dediği çıktı. Çıktı birebir. Sonra biz yövmeli olarak yani ben şehir tiyatrosuna girdim ama kadroya değil. Yövmeli olarak girdik. Aradan 3 sene sonra kadrolu yaptılar. Yukarı baktım. Gördün mü baba dedim. Hem senin dediğin oldu. Hem benim dediğim oldu. Harika. Hem memur oldum, hem oyuncu oldum. Gökhan Mete'nin hikayesi bu. Sonra da işte sinemalar falan başladı. Harika. Yani tiyatro tamamıyla hayatınız olmuş. O benim yaşam biçimimdi. Yani. O olmazsa olmazımdır benim. Bakın şu anda kimse inanmıyor ama yaş 78. Maşallah ya. Maşallah. Hala önemli. 3. oyuna çıkacağım ben. Yakında. Allah sağlık, sıhhat versin. Aman, uzun ömür inşallah, versin. İnşallah. Bize lazımsınız. Evet. Yani şu an 2 tiyatro oynuyorsunuz. Oynuyorum. 3. rolde hazırlanacağız. Yani. Nasıl bunların provaları Onları bitti, provalar bitti. Sadece oyun var. Sadece oyun var, evet. Üçüncünde oyunu. Şimdi turne var, Karadeniz turnesi. Kısmetse Ağaçta Ayakta Ölür. Nedim Saban'ın tiyatro kare. Oradayım. Nuri ile sağ olsun. Arada ben sıkıştım, o çıkıyor. O sıkıştım, ben çıkıyorum. Bu sefer ben götüreceğim oyunu. Bakalım işte. Çok göreceğiz. Çok güzel. Peki Gökhan abi, şimdi sizle muhabbet saatlerce olsa bitmez. Şu keyif dolu dolu, her anı dolu, hayatınız dolu. Yani bizim imrenerek baktığımız sizlerin çalıştığı rol arkadaşlarına da imrenerek bakıyoruz. Kemal Sunarlar, Şener Şenler, Ayşen Gurudalar. Yani oynamadığınız kimse yok gibi bir şey. Erdoğan Özyağcılar. Yani hepsi ayrı. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara sağlık. Selamet versin. Selamet versin. Yani siz bu şekilde beraberken, insanlar bu videoyu izlerken takipçilerimiz, Gökhan abi bize ne diyecek diyorlar. Yani genel olarak tavsiyeleriniz nelerdir desek. Yani şimdi, dev gibi bir şey var ortada. Eğer tiyatrocu olmak istiyorsa, yani oyuncu, ben onu öyle dedim, tiyatrocu tabii. Bir defa çok fedakarlık yapmak zorunda. Çok fedakarlık yapmak zorunda. Şöyle anlatayım, hasta olmaya hakkın yok. Net yani. Olamaz. Orada salonda 500 kişi bekliyor, sen hastayım diyemezsin. Ama şimdi diyorlar, bilmem. Bana göre diyemezsin. Ben 38 derece ateşle sahneye çıktım. Diyeceksin ki çok mu doğru? Benim için doğruydu. Yaşam biçimi diyorsun. Yaşam biçimi benim, olmadı öyle bir şey. Öyle. Eğer, ha bir de şuna dikkat etsinler. Ben yakışıklıyım, ben güzelim, kafanın içi dolu mu? O gelip geçici bir şeydir. Çıkarsın televizyona ama 3 ya da 2 gösteriden sonra senin sayfanı kapatabilirler. Dürüverirler sayfanı. Olmaz. Görüyoruz. Başta bir tane de isim var ama devam etmiyor diz. 4. bölümden sonra. Ha diyeceksin ki senaryo kötü. Senaryo istediği kadar kötü olsun. Eğer orada oyuncu varsa o senaryoyu diriltir. Allah bak çok farklı bir yaklaşım. O senaryoyu diriltir. Oyuncu varsa. Mesela belki şimdi amma da öyle diyecekler ama bu gerçek. Hiç tevazu göstermeyeceğim. Bu hayat benim. Gidiyordu. Bak 9.'la mı 12.'la mı ne düştü? Bir gün bir telefon geldi bana. Gökhan Mete buyurun. Gel gittim. Orada Ayçin, onun babasını oynayacağım. Ayçin İnci, Bilal İnci'nin torunu. Adam alkolik. Peki dedik. Senaryoya baktım. Dedim ki rejisöre, beni serbest bırakabilir misiniz dedim. Ha, doğaçlama. Ha yani anla. Ama dedim yani sizin bu senaryonun pek dışına anlam olarak çıkmayacağım. Aynı şey olacak ama kelimeler değişebilir. Yani keza demem de hemen dedim, şu derim, bu derim. Buyur abi dedim. 2. bölümde oynadığım 2. bölümde 3.'üydü. O kadar. Dizi 3.'üydü. Çünkü eksik olan bir şey vardı orada. O kenar mahallenin, varoşta komedi unsuru yoktu. Ben de doğaçlama sarhoş oynadım. Doğaçlama sarhoş oynadım. Ve 2. bölümün 3.'ye çıktı. Söylemek istedim bu yani. Evet. Yükleneceksin varsa. Yoksa benim kaşım güzel, benim bacaklarım güzel, senin suratın güzel. Hayır. O bir yere kadar. O bir yere kadar. Evet güzel olsun. Tabii ki yani. Hoş bir şey. Büyük bir avantaj. Ama yoksa bye. Güle güle. Peki normal bizlere tavsiyeleriniz neler? Ne anlamında yani? Hayat anlamında. Şunu söyleyeyim. Hani Atatürk'ün bir lafı var. Eğer bir ülkede sanat yoksa gelişmenin dallarından bir tanesi yoktu. Gitmiştir, kopmuştur. Gelişemez. Şimdi sıkı durum. Almanya savaştan çıkmış. Amerikalılar diyorlar yerle bir edilmişler. Hiçbir şey yok. Ne yapacaksın? Endişelenmeyin diyorlar. Bizim tiyatro ve operamız var diyorlar. İlk laf bu. Fabrikaları kurarız falan yok. İlk laf bu. Bizim tiyatro ve operamız var. Nereden? Nerede yer bulursak öncelikle kilisedir. Sanat böyle bir şey. Ve diyorlar ki mesela ben sanatçıyım. Dur bakalım yani sanatçı olmak kolay değil. Rahmetli Ecevit'in bir lafı vardır. Çok severim onu. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Sanatçı politikacıdan da bir gömlek üstün olmalı. Sen siyasi anlamda 10 tane mesele biliyorsan sanatçı 11-12'yi bilmek zorundadır. Onun için sanatçıyım diyemem. Ben oyuncuyum, ben aktörüm. Her gün öğreneceğim bir şey vardır benim. Nasıl ki o bilgi adama kız gelmiş, annem biraz mangaldan ateş istiyor. Ama neyle götüreceksin? Kolay demiş. Külü doldurmuş avucuna, koyun demiş üzerine. Öğrenmenin sonu yok. Hele bizim işte hiç yok. Ha bir de şu var, bizim işte emeklilik yoktur. Var, şehir tiyatrosunda, devlet tiyatrosu emekli. 65'te. Zina böyle diyordu, 65 geldi mi biter bu işte. Ama hayır. Çok yanlış. Çünkü yeni doğmuş bir bebek dahi 1000 yaşına da gelsen sana sahneye de ihtiyaç vardır. Ne o? Tiyatroda şu anda 65'in üzerinde oyuncu yok. Konuk oyuncu geliyor. Hı. Ne oluyor? Bir dönem mesela Osmanlı. 35 yaşındaki arkadaşa takma sakal, takma bıyık, o çocuk görgün, kanter içinde, o kaftanlar, cübbeler, şunlar bunlar, anası ağlıyor bir de komik oluyor. Onu öyle yapmayacaksın. Diyeceksin ki emekli sıranız geldi. Evet, devam etmek istiyor musunuz? Bunu sorun ne olur, bunu sorsunlar. Sonradan ne oluyor? Bir satın alma diye bir şey çıkarmışlar. Ben dedim ki çağırdılar beni işte bu oyunu. Benim değerim ne dedim. Anlamadım dedi kızcağız orada sekreter. Dedim bak burada ne yazıyor? Satın alma. Beni kaça satın aldınız dedi. Estağfurullah. Ya estağfurullah filan yok kardeşim. Orada satın alma diye bir leva varsa sen de burada beni imzalattırıyorsan sen beni satın al. Kaça satın aldın? Kıpkırmızı oldu kız. Yani şeyi çok kaba. Yani davet ediliş şekli, çağrılış şekli çok kaba. Sen bunu başlandır ki birader. Devam etmek istiyor musunuz? Bu kadar. Evet. Teşekkür ediyoruz Gökhan Mete. Çok samimi muhabbet oldu. Bize vakit ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim ben. İyi bir sohbet oldu gerçekten. Çok sağ olun. İşte Hayat serimizde bugün Gökhan Mete abimizle beraberdik. Aslına bakarsanız Göknam Mete abi. Evet. Şimdi düzeltecektim. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bu samimi davet için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun Gökhan. Lütfen. Bu vatanı, Atatürk'ü ve sanatı sevmeye devam edin. Teşekkür ederim.